Dostlarım selamlar. Bugün dünyanın en iyi dizi inceleme sitelerinin hepsinin yapmış olduğu sıralamanın ortalamasına göre oluşturulmuş, milyonlarca insanın oyuyla oluşan tarihin en iyi 50 dizisinden bahsedeceğim. Hangi dizi kaçıncı sırada sıralanmış olabilir? Hangilerine şaşıracaksınız? Hangileri yok diye şok olacaksınız? Kimi zaman nostaljik bir yolculuğa çıkacağız, kimi zaman da modern televizyonun zirvelerinde gezineceğiz. Heyecan verici karakterler, derin hikayeler ve unutulmaz anlarla dolu bu videoyu keyifle izleyeceksiniz. Tüm sitelere ait puanlamaları ve özel bilgileri video içerisinde bulacaksınız. Hadi gelin tarihin en iyi 50 dizisi sıralamasında yer alan bu muhteşem yapımları birlikte keşfedelim. Ve bakın bakalım kaç tanesini izlediniz, yorumlarda buluşalım. 50. sırada Justified var. Ortalama puanı 7.86. Şerif yardımcısı Raylan Givens'ın adaleti sağlamak için kendine özgü vahşi batı tarzı yöntemleri vardır. Ve bu da onu avladığı suçlularla ve Amerika Birleşik Devletleri polis teşkilatındaki patronlarıyla karşı karşıya getirir. 49. sırada The Americans var. Bu diziyi özel olarak çok seviyorum ve ortalama puanı ise 7.87. The Americans, Reagan yönetimi sırasında Washington DC banliyösünde Amerikalı gibi davranan iki KGB casusunun karmaşık evliliğini konu alan bir dönem draması. 48. sırada The Haunting of Hill House var. Shirley Jackson'ın romanının bu modern yeniden uyarlaması, çocukken ülkenin en ünlü perili evi haline gelecek olan evde büyüyen kardeşleri anlatıyor. 47. sırada ilk sezonuna bayıldığım True Detective dizisi yer alıyor. Polis soruşturmalarının hem hukukun içinde hem de dışında yer alan kişilerin kişisel ve mesleki sırlarını ortaya çıkardığı antoloji serisi. Listenin 46. sırasındaki dizi Happy Valley. Catherine Kevwood'un özel hayatı trajik bir karmaşa içinde olabilir. Ancak bu onun küçük Batı Yorkshire kasabasının isteyebileceği en iyi polis çavuşu olmasına engel değildir. 45. sıradaki dizi ise The Shield. Eğer Sons of Anarchy'yi sevdiyseniz aynı ekibin yapmış olduğu ilk dizi. Mükemmel bir dizi. Vic Mackey, Los Angeles Polis Departmanı'nın deneysel bir biriminde suçları yakalamak için onların seviyesine inmeye istekli, yozlaşmış bir polistir. Ancak yaptığı yanlışlar hem ekibinin hem de kendinin başına patlar. 44. sırada Twin Peaks var. Sağlıklı dozlarda gerçeküstüyle harmanlanmış bir suç draması olan bu dizi, görünüşte masum olan liseli Laura Palmer'ın cinayetini çözmek için küçük kasaba olan Twin Peaks'e giden FBI ajanı Dale Cooper'ı konu alıyor. Listenin 43. numarasında Vikings yer alıyor. Viking Ragnar Lothbrok genç bir çiftçi ve aile babasıdır. Viking akıncılarını doğuya, halkı İskandinavlar kadar fakir olan Baltık ülkelerine ve Rusya'ya gönderen yerel reisi Erl Haraldsson'un politikaları yüzünden hayal kırıklığına uğramıştır. 42. sıradaki dizi ise Atlanta. İki kuzen Atlanta müzik sahnesinde kendi hayatlarını ve ailelerinin hayatlarını iyileştirmek için çalışmaktadır. Earl Marks, kuzeninin kariyerini ilerletmeye çalışan genç bir menajerdir. 41. sıradaki dizimiz ise eğer The Sopranos'u sevdiyseniz onun daha eski dönemlerde geçen ve benzer bir yapıya sahip olan versiyonu olan Boardwalk Empire göreceksiniz. İçki yasağının şafağındaki Atlantic City, kuralların geçerli olmadığı bir yerdir ve işleri yürüten adam Enoch Naki Thompson eşit derecede hem politikacı hem de arka planda işler çeviren bir gangsterdir. 40. sırada nispeten güncel bir dizi var, o dizi ise The Bear. Lüks restoranlarda çalışan genç bir şef, ailesinde yaşanan üzücü bir ölümün ardından ailesine ait sandviç dükkanını işletmek için Chicago'daki evine döner. 39. sırada iptal edilmesine çok üzüldüğüm dizilerden biri olan Hannibal var. Yetenekli suçlu profilcisi Will Graham, psikopatlar da dahil olmak üzere herkesle empati kurmasını sağlayan benzersiz bir düşünce tarzına sahiptir. Ancak FBI'nin özellikle karmaşık bir seri katilin peşine düşmesine yardım ederken biraz yardıma ihtiyacı olduğuna karar verir ve zeki psikiyatrist Hannibal Lecter'dan yardım ister. 38. sırada ise Mayor of Easttown'u görüyoruz. Pensilvanya'nın küçük bir kasabasında yaşayan dedektif Mayor Shane, hayatı paramparça olurken bir cinayeti araştırır. 37'de en beğendiğim western temalı dizi olan
Deadwood var. Deadwood, ilk savaş sonrası yıllarda herhangi bir ABD eyaletinin veya bölgesinin parçası olmayan ve bu nedenle kelimenin tam anlamıyla kanunsuz olan bir maden kasabasında geçiyor. 36 numara, Line of Duty. Polisin örtbas ettiği bir olaya karışmayı reddeden bir çavuş, yolsuzlukla mücadele ekibine katılır. 35. sırada bir klasik var, Lost. Oceanic Flight 815'ten kurtulanlar yemyeşil, gizemli bir adaya düştüklerinde rotalarından 1000 mil uzaktaydılar. Issız bir adaya düşen uçak ve sonrasında yaşananlar. Listenin 34. sırasındaki dizi ise The Mandalorian. Galaktik İmparatorluğun çöküşünden sonra yalnız bir silahşör kanunsuz galaksinin dış bölgelerinde yolunu buluyor. Listenin 33. sırasında bir mini dizi var, When They See Us. 1989 yılında New York Central Park'ta koşu yapan bir kişi saldırıya ve tecavüze uğradı ve ardından 5 genç bu suçla itham edildi. Central Park Beşlisi olarak adlandırılan bu beşli masum olduklarını savundu ve aklanmayı umarak mahkumiyet kararlarına karşı yıllarca mücadele ettiler. 32. sırada oyununu da çok sevdiğim bir dizi olan The Last of Us'ı görüyoruz. Joel ve Ellie bir salgının ardından Amerika'da çıktıkları yolculukta acımasız katillerden ve canavarlardan kurtulmalıdır. Listenin 31. numarasında Peep Show var. Üniversitede tanışan iki işlevsiz arkadaş profesyonel dünyaya uyum sağlamaya çalışırken hayatlarını birlikte paylaşırlar. 30. sırada en beğendiğim komedi dizilerinden biri olan Seinfeld var. Dört bekar arkadaş, komedyen Jerry Seinfeld, beceriksiz George Costanza, hayal kırıklığına uğramış Elaine Baines ve manyak komşu favori karakterim Cosmo Kramer, New York'taki günlük hayatın absürdlükleriyle uğraşırlar. Listenin 29. sırasında geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan ve çok ama çok sevdiğim ama son sezonu ile ilgili şüphelerim olan The Boys var. Süper kahramanlar genellikle ünlüler kadar popüler, politikacılar kadar etkili ve saygı duyulan kişilerdir. Ancak bu güçlerini iyilik için kullandıkları zamandır. Kahramanlar yoldan çıkıp güçlerini kötüye kullanmaya başladıklarında ne olur? Cevabı dizide. 28. sırada efsanevi bir komedi dizisi var. It's Always Sunny in Philadelphia. Başarısız olmak farklı görünebilir. Ancak Mac, Charlie, Dennis, Frank ve Dee için bu bir sanat biçimi. It's Always Sunny in Philadelphia, başarısız Paddy Isbab'ın sahipleri olan bu grubu takip ediyor. Entrika çevirmekten, komplo kurmaktan ve çoğunlukla birbirlerinin sefaletinden zevk almaktan başka bir şey sevmeyen bir grup insan. 27. sırada yakında ikinci sezonu gelecek olan ve şahsen çok sevdiğim ve inceleme videosu da çekmiş olduğum Severance dizisi yer alıyor. Mark, hafızaları, iş ve özel hayatları arasında ameliyatla bölünmüş ofis çalışanlarından oluşan bir ekibe liderlik ediyor. Gizemli bir iş arkadaşı, iş dışında ortaya çıktığında işleri hakkındaki gerçeği keşfetmek için bir yolculuğa başlıyorlar. Çalışırken dışarıyı, dışarıdayken içeriği hatırlayamadığınızı düşünün. İşte böylesine farklı bir konuyu izliyorsunuz. Bence müthiş bir dizi. 26. sırada listede izlemediğim tek dizi olan Heartstopper var. Gençler Charlie ve Nick, okul ve gençlik aşk arasında gezinirken beklenmedik arkadaşlıklarının daha fazlası olabileceğini keşfediyorlar. Listede izlemediğim tek dizi bu, o nedenle izlemek size kalmış. 25 numara ise çıktığı günden bu yana efsane statüsünde yer aldığını düşündüğüm Black Mirror. Teknolojik gelişimlerin neden olduğu paranoyayı keşfeden keskin, gerilimli, hicivli öykülerden oluşan bağımsız dramalar içeren Black Mirror, modern dünya hakkındaki kolektif huzursuzluğa dokunan öykülerle her bölümde farklı bir hikaye anlatıyor. 24. sırada ise Mr. Robot var. Genç, asosyal bilgisayar programcısı Elliot, gündüzleri siber güvenlik mühendisi olarak çalışmaktadır. Ancak geceleri kanunsuz bir hackerdır. Bir yeraltı hacker grubunun gizemli lideri tarafından örgütlerine katılması için işe alınır. 23. sırada bitirildiğine, iptal edildiğine en çok üzüldüğüm dizi olan Mindhunter var. Bir suçluyu yakalamak çoğu zaman yetkililerin kötü adamın nasıl düşündüğünü anlamak için zihnine girmesini gerektirir. FBI ajanları Holden Ford ve Bill Tank'in de işi budur. İptal edilmesi en çok üzen dizilerden. 22. sırada çıktığı ilk sezonda hepimizi büyüleyen Narcos yer alıyor. Netflix, Kolombiya'da kokain ticaretinin yükselişini ve 80'lerin sonundaki uyuşturucu krallarının sürükleyici gerçek yaşam öykülerini bu ham cesur dizide anlatıyor. İlk sezonlarda Pablo Escobar'ı izlediğimiz bu dizinin o bölümlerini beğenerek takip etmiştim. 21. sırada mükemmel bir klasik Mad Men var.
1960'ların New York'unda reklamcı Don Draper, Madison Avenue'deki reklam ajanslarının yüksek baskılı dünyasında zirvede kalmak için mücadele eder. 20. sırada ise daha önce bir takipçimin önerisiyle izlediğim ve çok beğendiğim Freaks and Geeks dizisi yer alıyor. 1980'lerde büyüyen uyumsuz bir lise öğrencisi ve arkadaşlarının kaderi muhtemelen yeni medya milyonerleri olmaktır. Ancak dizinin geçtiği dönemde zorbaların beden eğitimi sınıfında terör estirdiği okulda sıkışıp kalmışlardır. 19. sıradaki dizi ise Battlestar Galactica. 1970'lerin sonundaki dizinin bu güncellemesi, milyonlarca insanı öldüren robot Cylonlara karşı hayatta kalma mücadelesi veren insanoğlundan geriye kalanlar için kesinlikle daha karanlık bir tonda ilerliyor. 18. sırada yakın zamanda final yapan Succession var. Mükemmel bir dizi. Ailesi tarafından kontrol edilen uluslararası medya holdingi Waystar Royco'nun başına geçmeyi düşünmese de yaşlanan aile reisi Logan Roy geleceğin neler getireceğini düşünmekte. Ortada büyük bir miras var ve bu mirasın peşinde olan çocuklar ve daha fazlası. 17. sırada ise en sevdiğim komedi dizilerinden biri olan The Office yer alıyor. İş hayatındaki ego çatışmaları, uygunsuz davranışlar, sıkıcılık, farklılık, ilginç, komik bir sürü an ve bu ofiste çalışan insanların hikayesi muhteşem bir komedi. 16. sırada ise karmaşık bir dizi olan Dark var. Küçük bir Alman kasabasında iki çocuk kaybolunca kasabanın günah dolu geçmişi, çocukları arayan 4 ailenin çifte yaşamları ve parçalanmış ilişkileriyle birlikte ortaya çıkıyor. Kalem kağıt almadan izlemenizi önermiyorum. 15. sırada I'll be there for you, Friends var. Aynı apartmanda yaşayan 3 genç ve 3 erkek kadın New York'ta hayat ve aşkla yüzleşiyorlar. Dizi tarihinin efsanelerinden ve çoğu kişinin İngilizce öğrenmesine yaptığı katkıyla da çok seviliyor. Yakın zamanda kaybettiğimiz ve dizideki favori karakterim olan Chandler'ı canlandıran Matthew Perry'yi de saygıyla anıyorum. Mükemmel bir karakterdi. Kendisi de diziye kattığı renkle ölümsüz bir şekilde her zaman anılıyor olacak. 14. sıradaysa House dizisi yer alıyor. New Jersey'deki kurgusal Princeton Plainsboro Eğitim Hastanesi'nde huysuz dahi Dr. Gregory House, tıbbi bir Sherlock Holmes gibi sağlık gizemleriyle uğraşırken, bir yandan da en yakın arkadaşı onkolog James Wilson'ın da aralarında bulunduğu meslektaşlarıyla akıl oyunları oynamaktadır. 13 numarada ilk sezonuna bayıldığım Fargo var. 1996'da çekilen filmden esinlenen bu antoloji dizisinde her sezon farklı Orta Batı kasabalarında cinayet soruşturmalarına dahil olan ve görünüşte ilgisiz suçların bazen bir şekilde bağlantılı olduğu çoğunlukla yeni bir karakter kadrosunu izliyoruz. 12. sıradaki dizi Fleabag. Fleabag olarak bilinen bir kadın Londra'da yaşam ve aşk arasında gezinirken trajediyle başa çıkmaya çalışırken kendini kısıtlamaz. İnişlerle ve çıkışlarla dolu, bazen komik bazen dramatik bir hayata konuk olduğumuz güzel bir dizi. 11 numara oldukça eski bir dizi olan The Twilight Zone. Alacakaranlık kuşağı Emmy ödülü Rod Serling'in buluşu olup 150'den fazla bölümden oluşan orijinal dizinin 80'den fazla bölümünü yazmış ve sunuculuğunu yapmıştır. Korku, bilim kurgu, drama, komedi ve batıl inançların garip bir karışımıdır. Günümüzde bu türdeki birçok yapıma da ilham kaynağı olmuştur. 10 numarada Peaky Blinders yer alıyor. 10 numara dizi. Büyük Savaş'ın ardından 1919'da İngiltere'de dönemin en güçlü çetelerinden biri, savaştan dönen kahraman Thomas Shelby ve ailesi tarafından yönetilen Peaky Blinders'tır. Ancak Thomas'ın sokakları yönetmekten daha büyük hırsları vardır. 9 numaradaki dizi ise Sherlock. Sir Arthur Conan Doyle'un dedektif hikayelerinin bu çağdaş versiyonunda Dr. John Watson, Afganistan'dan yeni dönmüş bir savaş gazisidir. Scotland Yard'da danışman olarak görev yapan Holmes, ev arkadaşı için ilan verdiğinde zeki ama egzantrik Holmes ile tanışır. 8. sırada Stranger Things var. Bence bu sırayı çok hak etmiyor ama saygı duyuyorum. 1980'lerde küçük bir Orta Batı kasabasında doğaüstü güçler, gizli deneyler ve tuhaf bir kızın da dahil olduğu gizemler çözülüyor. 7. sıradaki dizimiz Better Call Saul. O her zaman Walter White'ın baş avukatı Saul Goodman değildi. Albuquerque'nin en azılı suçlusunu temsil etmeye başlamadan 6 yıl önce Goodman, Jimmy McGill'di ve adını duyurmaya çalışan küçük çaplı bir avukattı. 6. sıradaki dizi müthiş bir dizi olan The Wire. Bu dizi, Baltimore'daki narkotik sahnesine uygun uygulayıcıların yanı sıra uyuşturucu satıcıları ve kullanıcıların gözünden de bakıyor. Dizide şehrin diğer yönleri de hükümet ve bürokrasi, okullar ve haber medyası üzerinden inceleniyor. Hayatın içinden çok gerçekçi, efsanevi bir dizi.
5. sırada Band of Brothers yer alıyor. Bu dizi ABD ordusu 101. Hava İndirme Tümeni 506. Alay Easy bölüğünün hikayesini anlatıyor. Easy bölüğünden hayatta kalanlarla yapılan röportajların yanı sıra askerlerin günlüklerine ve mektuplarına dayanan bu 10 bölümlük dizi bu genç adamların deneyimlerini anlatıyor. 4. sıradaki dizi The Sopranos. Tony Soprano, parçalanmış ailesinin sorunlarıyla farklı türden bir ailenin mafyanın sorunlarıyla boğuşuyor. Panik ataklara neden olan mesleki ve kişisel sorunlarıyla başa çıkmak için bir terapiste gidiyor. Kişisel ve profesyonel güç mücadeleleri, ilişkiler, şiddet, ifşa ve ihanet tehdidi ve bir sürü insanın öldürülmesiyle uğraşıyor. 3 numarada Çernobil var. Bence bu dizide bu sırada olmayı hak etmiyor. Cesur kadın ve erkekler 26 Nisan 1986'da Çernobil nükleer santralinde meydana gelen nükleer kazada yıkıcı hasarı azaltmak için kahramanca hareket ediyorlar. 2. sıradaki dizi Game of Thrones. Game of Thrones, iki güçlü ailenin krallar ve kraliçeler, şövalyeler ve dönekler, yalancılar ve dürüst adamlar, Westeros'un 7 krallığının kontrolü ve Demir Taht'ın tepesinde oturmak için ölümcül bir oyunun oynamasının tasvirini bizlere sunuyor. Kimilerine göre bu listede ilk sırada, kimilerine göre ikinci sırada. Ama şu bir gerçek ki eşi benzeri bir daha gelir mi çok zor görünüyor. İlk sıradaki dizi ise tabii ki düşündüğünüz dizi. Breaking Bad. Yumuşak huylu lise kimya öğretmeni Walter White, hayatının daha da kötüye gidemeyeceğini düşünüyor. Maaş ancak iki yakasını bir araya getirmekte, hamile karısı doğum yaptığında bu durum düzelecek gibi değil ve ergenlik çağındaki oğulları beyin felciyle mücadele ettiği için işler hayli zorlu. Ancak Walter, kanser olduğunu öğrendiğinde şaşkına dönüyor. Hastalığının muhtemelen ailesini maddi olarak mahvedeceğini fark ettiğinde eski bir karavanı tekerlekli bir uyuşturucu laboratuvarına dönüştürerek kalan zamanında kazanabildiği kadar çok para kazanmak için umutsuz bir girişimde bulunuyor. Böylelikle bugünkü videonun da sonuna geldik. Herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.